Arzanoğlu Tarım Ürünleri sahibi Ersin Şahin Arzanoğlu, fındık hakkında üreticilere tavsiyelerde bulundu. Arzanoğlu, şu anki fındık fiyatlarının tüm zamanların en iyi fiyatları olduğunu, üreticinin rahatlıkla satabileceğini ve gelecek sene fındık olsa bile fiyatların 10 TL'nin altına düşmeyeceğini söyledi. Ben Arzanoğlu Tarım Ürünleri'nin sahibi ortaklarından Ersin Şahin Arzanoğlu. Fiyatı düşmeyecek derken yani fiyatı 10 liranın altına düşmez diye yorum yaptım. Önümüzdeki yıl inşallah daha çok zaman var. Şimdi karanfillerin açması lazım, püsküllerin döllenmesi lazım ki bu Mart-Nisan aylarında belli olur. Şimdiden bunu konuşmak erken olur. Çok fazla 1 milyon kiloya kadar fındık olsa bile 10 liranın altına düşmez diyorum. Çünkü şu anda büyük çikolata sanayicileri günlük ihtiyaçları kadar ya da haftalık ihtiyaçları kadar fındık pahalı olduğu için alıyorlar. Ama daha önceden 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık stok mal alıyorlardı. İlerideki şeyde boş girecekler. Çünkü o zaman da yine ihtiyaçları olacak. Ona göre fazla mal alırlar. Bugün 14 lira seviyesinde olan fındığı çok da olsa 900 milyon kilo, 1 milyon kilo da olsa yine bu 10 liranın altına düşmez iddiasında bulunuyor. Evet doğru. Sözün arkasında. Şunu sormak lazım yani 14 lira düşük bir fiyat mı? Tarihinin görmediği bir fiyat 14 lira. Çok yüksek bir fiyat. 6 tane fındık 1 lira. Yani yanlış söylemiş olabilirim. 6 tane fındık geçen de bir arkadaşım hesap yapmış. 1 lira mı dedi yüksek bir fiyat. Bir avuç fındık 14 lira ya. Düşük değil ki. Çok güzel bir fiyat. Bir çuval fındık 1200 lira para veriyoruz. 1200 lira net parayı alıyor gidiyor adam ki köylüye 2 ay yetiyor. Düşük değil çok güzel bir fiyat. Tarihinin görmediği bir fiyat. Şimdi fındık o yokluğu daha evvel 30 Mart'tan önce fiyatları 6.000-6.500 lira civarında seyrediyordu. Fındık yandı, yıkıldı. Ondan sonra fındığın fiyatı geçen yıl 12 liraya kadar yükseldi. Yeni sezon biz tahmini olarak 9 ile 11 arasında gider tahmini yapıyorduk. Ama fındık öyle bir başladı ki bir ayda %40 prim yaptı. 10 liralık fındık 14 liralara, 14,5 liralara geldi. Ve böyle seyrediyor. Şu anda fındığın alıcısı yukarılarda çok nihai tüketici olarak çikolata sanayini gördüğümüzde %70'ini bunlar alıyorlar. Bu da büyük firmalar. Bu adamlar şimdi şu anda alıyor. Ya bundan daha yüksek olursa şöyle düşünün. Ya benim oğlum Yeni Zelanda'da geçen de 100 gram fındığa baba 100 dolar istediler dedi. 1 kilo kavrulmuş fındık 45-50 lira. Etin kilosu 25 liraya öyle hesaplar. Yeter çok iyi bir fiyat. Bir de şeyi yanlış anlatıyor medya, medya aracı, medyayı suçlamak yanlış olur da ziraat odaları, ticaret odaları, işte bu işle ilgili sivil toplum örgütleri köylüyü yanıltıyor. Nasıl yanıltıyor? Fındık yükselirken fındığı satmayın diyor. Ya fındık yükselirken fındık satılır mı? Satacaksın da fındık yükselir mi? Sat. Fındık düşerken fındığı satmayacağın yükselsin. Yanlış izahta bulunuyor. Fındık düşerken satılmamalı. Yükselirken değil. 10 liralık, bu 14 liralık fiyatlar güzel fiyatlar. İyi hesap yapmak lazım. Bana göre şeyi bulmuştu. Bu 15 lira olmaz mı? Olabilir fındık bu. 6,5 liralık fındık bunu da yükselmiş, buralara gelmiş. Ha, 15 lira olabilir ama fakat şu anda bakın son bir aydır hep bu seviyede gidiyor. Alan memnun, satan memnun. Kalite düşük. Eğer fındık bol olsa zaten kalan malı kırdığımızda şurada fındık yiyin, 10 fındıktan 2 tanesi çürük çıkıyor. Bu sene kalite düşük. Alıcı adam seçiyor. Ben fabrikacılarımıza bakıyorum. Depolarında fındıklar kendiliğinden dururken çürümüş. Bu sene bir sıkıntı var. Bu da ayrı bir yönü o işin. Fakat şunu şey yapmak lazım ki fiyat çok iyi bir fiyat. Çok fazla düşük değil. İyi bir fiyattır bu. Mart da yeni mahsulle sıkıntı olunca fiyat nereye gider onun önüne kimse alamaz. Onun yorumunu kimse yapamaz. Çok güzeldir ondan sonra. Şu güzel bir fiyat ya. Para altın bekleteceğine fındık bekletiyordu zaten. Şimdi para lazımsa satsın fındığını koysun cebine parasını ya. Gayet güzel bir fiyat ya.